Beyninizdeki işlemlerin yaklaşık %60-%80 kadarı görsel verilerin ve görsel girdilerin anlamını çözmekle ilgili. Bu konuda muazzam araştırmalar yapan bilim insanları var. 13 milisaniyede bir resmin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bulanık bir resme baktığınızda bunun bir yatak odası mı, mutfak mı yoksa bir sokak sahnesi mi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tüm detaylara ihtiyacınız yok. Fotoğrafçılığın gücü insanların kabul ettiğinden çok daha fazla. Entelektüel veya duygusal olarak tepki verdiğimiz şeylere verdiğimiz tepkilerin hem psikolojik hem de fizyolojik nedenleri olduğunu düşünüyorum. Bu son derece komplike ve muhteşem bir şey. Gerçekten de harika bence. Harika. Kitabınızın ismini çok beğendim. Fotoğrafçılık her şeyi değiştirir. Gerçekten de öyle. O projeyle ilgili konuşarak başlayabiliriz diye düşündüm. Yaklaşık 100 kişiye ulaşıp fotoğrafçılığın yaptıkları şeyi nasıl değiştirdiğini onlarla konuşmak için 3 yıl kadar zaman harcadım. Ben sadece müzelerin her zaman bahsettiği gibi görsellerin gücüyle değil, görsellerin sonuçlarıyla ve nesneleri nasıl değiştirdikleriyle de oldukça ilgiliydim. Birkaç çevre bilimci ile beraber dronlarla çevrili bir odada oturuyorduk. Odada gerçek dronlar mı vardı? Evet, evet, dronlar odada rafların üstünde duruyorlardı. Onların yaptığı bir proje hakkında konuşuyorduk. Bana bir nevi tanrısal bakış açısı gibi duran şematik görüntüleri gösteriyorlardı. Bunlar dronun uçuş güzergahı boyunca tam altındakileri gösterdiği görüntülerdi. Drone'un çektiği tüm görselleri görebiliyordunuz ve her bir drone günde 2000 resim çekiyordu. Bu çok enteresandı. Etrafıma ve odadaki insanlara baktım. O sırada Edward Steichen ve hava fotoğrafçılığını düşünmeye başladım. Sonra odadakilere dedim ki, bunu yaparken hiç hava fotoğrafçılığının geçmişi hakkında düşünüyor musunuz? Hayır dediler. Ben de bunun gerçekten çok enteresan olduğunu düşündüm. Yani bu odadaki insanlar için fotoğrafçılık sadece bir araçtı. Onlar için fotoğrafçılık tarihinin ve görsel açıdan onları ihtiyaç duydukları noktaya getiren şeylerin hiçbir önemi yoktu. Fotoğrafçılık herkes tarafından kullanılan bir şey ve insanlar onu birçok farklı amaç için kullanıyor. Görsellerde pek çok farklı sebeple güzel, yararlı, önemli ve farklı sonuçlara yol açan şeyler olabiliyorlar. Peki sizce fotoğrafçılığın tarihini anlatmak gerçekten de önemli mi? Yoksa bu bir anlamda 20. yüzyıla özgü bir hedef mi? Bence kullanılan aracın geçmişi hakkında konuşmak çok çok önemli. Çünkü bu tam olarak evrensel bir dil değil. Ayrıca hepimizin görsel okuryazarlar olduğumuz fikri de tam olarak doğru değil. Fotoğraflardan hepimiz belli miktarda basit verileri okuyabiliriz, evet, ama bence görsellerin işlevini ve nasıl oluşturulduklarını anlamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Resmi kim çekti? Bu resmi neden çekti? Resmi kim düzenledi? Kim kırptı? Resmin açıklamasını kim yazdı? Hangi resimler dışarıda bırakıldı? Hangi resimler sansürlendi? Bu şekillendirilebilen bir araç ve insanlar da bunun farkında olmalı. Görsel okuryazarlığın en büyük hedeflerinden biri insanlara herhangi bir görseli ne kadar farklı şekillerde çekebileceklerini, kullanabileceklerini ve yorumlayabileceklerini göstermek. Böyle başka bir deneyim daha yok. Çünkü dolaşıp dururken etrafınızdaki her şeyi görmenize yetecek zamanınız olmuyor. Fakat bu sayede bir anlığına her şeyi durdurup oradaki her şeyi normalde göremeyeceğiniz bir şekilde görme şansına sahip oluyorsunuz. Bence hareketsiz obje fotoğrafçılığının en büyüleyici yanlarından biri de bu. Hatta varoluşsal, felsefi bir araç da sayılabilir. Kendinizi soyutlamanıza ve dünyaya farklı bir gözle bakmanıza olanak sağlıyor.